icap ederse Azize'yi gözden çıkartacaksın demiştim. Bu mümkün değil Mr. Hamilton. Anlaşıldı mı? Zat halinize şunu iyice anlatmam gerekir ki... Azize yoksa ben de yokum. Ben o kadar esiri kuvvacıların ekmeğine yağ sürmek için getirtmedim Mısır'dan. Anladın mı? O adam meclise gidecek ve evladının hayatı karşılığında vatanını satacak Miralay. Mirliva, Mr. Hamilton. Bana bak. Seni tek hamlede mahvederim. Sen rütbeyi nasıl aldığını biliyor musun? Her şeyini bana borçlusun, hem de her şeyini. Aklını başına topla. Yoksa ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Mirliva, tehlike. Şayet Azize yoksa benim de kaybedecek hiçbir şeyim kalmaz. Mr. Charles, bilmem anlatabildim mi? Şimdi ben her şeyi etraflıca düşündüm. Takas sırasında bir pusu kuracağım. Önce Azize'yi, sonra da Mahir'i çekip alacağım oradan. Diğerlerinin hiçbirinin de yaşamasına izin vermeyeceğim. Sana son bir şans veriyorum. Eğer gene her şeyi eline yüzüne bulaştırırsan... Bırak, buyurmayın. Ben vazifemi de, zevcemi de korumasını gayet iyi bilirim. Ben de buralara kolay gelmedim Mr. Hamilton. Ve size şunu bir kez daha söylemek isterim ki... bir daha zinhar beni tehdit etmeyin. Şayet müttefikliğimizin devam etmesini istiyorsanız. Sana müteşekkiriz Azize. Vatanını en çok seven, vazifesini en iyi yapandır derdi Cevdet. Doğru dermiş. Belli ki aklın hala onda. Yok, Fatma değildir. Ama Allah biliyor, ben çok dua ettim. Allah'ım dedim. Bana şu işin aslını bir göster dedim. Cevdet'te bir hal var dedim. Cevdet bunları yapamaz dedim. Lakin vaziyet ortada. O yüzden benim artık vatana hizmetten gayrı bir arzum yok. Teyfiye nasıl tahammül edeceğim onu hiç bilmiyorum. Takastan sonra çocuklarını da alıp İzmir'den gidebilirsin. Kumandanımız böylesini daha münasip gördü. Miralay'ın yanında kalmak mecburiyetinde değilsin artık. Kumandanız kim Fatma? Nerededir? Çok uzakta değil. Gözü hepimizin üstünde. Senin de üstünde. O zaman git kumandanına söyle. İcap ediyorsa kalırım. Siz bana bir vazife verdiniz. Ben de kabul ettim. Caymam mümkün değil. Yaman kadınsın. Ama onunla o... Tevfik'le şahsi bir hesabım var benim. Bunca yıl, bunca yıl bana, aileme çektirdiklerinin bedelini ödeteceğim Fatma. Cevdet'in bu halde olmasın o mesul. Yıllar evvel Cevdet'i sırtından o vurmuş Fatma. Meğer
Baştan beri hainmiş de ben bilmezmişim. Vatana ihanet etti diye mi hesap soracağım? Cevdet'i vurdu diye mi? Sen sussan da gözlerin söyler sevdanı. Vatanım sensin der Cennet'e. Kızardı. Kız senin vatanın yok mu derdi. Madem o ihanet etti bu vatana, ben onun namına da savaşırım. O yüzden Fatma, ben kimseye ait değilim. Ben bu vatandan başka hiç kimseye ait değilim. Kadersiz kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.